Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte Geometri Full Tekrar Kampı'nda 19. güne başlıyoruz. 19. gün dönüşüm geometrisi günü ve dönüşüm geometrisi de çok zevkli ve çok önemli ve sınavda kesinlikle çıkacak bir konu diyebiliriz. Evet dönüşüm geometrisi de kitabımızda ilk etapta 19. gün birinci videoda ne yapıyoruz? Kısa bir özet şöyle bir 10-15 dakikamızı alabilir. Ardından soru çözümleri yapacağız ama burada Dönüşüm geometrisini yeni nesil eski nesil diye ayıramam. 8 sayfa olduğu için 4 sayfa 4 sayfa parçaladım. İlk dersimizde yani 19. gün 1. videoda kitabımızın sayfa numarası 175, 176, 177 ve 178'i çözeceğiz. Hadi bakalım. İlk dersimize, 19. gün ilk dersimize başlayalım. Dönüşüm geometrisine öteleme dönüşümüyle başlayalım. Analitik düzlemde verilen bir noktanın belli bir doğrultu ve yönde yer değiştirmesine biz ne diyoruz? öteleme dönüşümü adını veriyoruz. Yani şuraya bir öteleme yazalım. Şimdi ilk önce bir noktayı bahsedelim. A x virgül y noktası x ekseni doğrultusunda. Arkadaş şu x ekseni bu da y ekseni değil mi? Bak x ve y. Hocam sağa sola doğru gidince ne oluyor? X ekseni oynuyor değil mi? E o zaman x ekseni oynuyor. Yukarı aşağı gittiğimiz anda y ekseni oynayacak. E o zaman burada x virgül y. Şimdi a birim sağa götürdüğü zaman yani ne bunu? A birim sağa gittiğim zaman Sağa gittiğim zaman apsimiz sağa gitmiş oluyor. O zaman ne yapacağız? Apsile a birim ekleyeceğiz. Bak x artı a oldu. Y'sinde herhangi bir değişim olacak mı? Olmayacak. A birim sola dediği zaman sola dediği zaman da hop o zaman apsisinden a çıkartacağız. Y ekseni doğrultusunda b birim yukarı ya da pozitif yönlü diyebilirler. Yukarı demek pozitif yönlü demek ya da sağa demek pozitif yönlü demek. Y birim yukarı demek ordinatı oynayacak demek. O zaman ordinatına B birim ekleyeceğiz demek. B birim aşağı demek de o zaman ordiyattan da B birim çıkartacağız anlamına geliyor. Tamam nokta ötelemesi bu şekilde. Sonra ee, bağıntıyı bir bir bağıntıyı ya da fonksiyonu ötelerken ne yapacağız? Burada da ters bir mantık olacak. Şimdi atıyorum doğru eklemimiz şöyle AX artı B'yi artı C eşit sıfır şeklinde olsun. Bu şekilde verilen bir doğruyu A birim diyemeyelim. A'yı burada kullandık ya K birim sağa ya da K birim yukarı ya da K birim aşağı ya da k birim sola ötelediğimizde neler oluyor? Şimdi biz k birim sağa ötelediğimiz zaman ne yapıyorduk? Hocam apsine K ekliyorduk. Burada denklem denklem yanlış şu şekilde geldiğinde AX artı b artı C eşit 0 şeklinde geldiğinde X yerine ne yazacaksın sadece? Ters mantık. K sağa gittiğimiz zaman ne oluyordu? X artı K yazıyorduk ya. Bu sefer ters mantık. X yerine X eksi K yazacaksın. X eksi K artı B'ye artı C eşit sıfır şeklinde dönüşüyor denklem. Peki K birim sola gittiği zaman ne olacak? Normalde K çıkartıyorduk. O zaman burada K ekleyeceğiz. Ters mantık. Yani A çarpı X yerine X artı K yazacağız. Artı B, Y artı C eşit sıfır şeklinde olacak. Sonra K birim yukarı ötelenirse ne olacak? K birim yukarı ötelendiğinde de hocam ordinatına ekleme yapıyorduk. Ama ters mantık yani bir bağıntıya fonksiyona bunu yaptığımız zaman bu şekilde ters mantık ee, o zaman y yerine ne yazacağız? Y artı k değil de y eksi k yazacağız. Ax artı b y eksi k artı c eşi sıfır şeklinde dönüşür. Peki k birim aşağı ötelersek de normalde ordinatından y çıkartmak gibi olacaktı ama ters mantık. Ordinatına y ekleyeceğiz. Artı b y artı k artı c eşi sıfır şeklinde olacaktır. Evet bu şekilde doğru denklemlerinde de bunu yapıyoruz. Haberiniz olsun. Dönme dönüşümü. Evet dönme dönüşümü arkadaşlar işte bir nokta etrafında döndürdüğümüz zaman biz buna ne diyoruz? Dönme dönüşümü diyoruz. Dönme dönüşümü adı veriliyor. işte neyse. Dönme yönü pozitif yönü. Bak normalde bir şey demedikleri sürece dönme yönü saat yönünün neresidir? Tersidir. Yani şu pozitif yön olarak kabul edeceksin. Şöyle bir şeyi döndür dedikleri zaman döndür dedikleri zaman hop pozitif yönde döndürmeyi düşüneceksin bu şekilde. Tamam mı? Hop böyle. Döndürme işleminde ana mantık ne? Bir nokta etrafında döndürüyorsa oraya dönme merkezi diyoruz. Ve bu şekilde döndürdüğümüz zaman ana mantık ne oluyor? Hocam şu şekilde bir bak çembersel bir şey oluşuyor şöyle bir döndürmede. Yani bu çemberin üstünde gidiyor. Yani döndürme işleminde şu yarı çaplarında önemli olmasını unut. Bir de CSSC diye bir formül var. CSSC. Hocam bir noktayı böyle e, alfa derece döndürdüğün zaman pozitif yönde alfa derece döndürdüğün zaman şu CSSC'yi yazıyorsun. E, şurası eksi birincisi eksi ikincisi artı olacak. Sonra x y x yazıyorsun. O yüzden CSSC akılda kalıyor. Ya normalde böyle bir formül ÖSYM tarafından sorulur mu? Sorulacağını zannetmiyorum. A bir noktayı böyle e, pozitif yönde bir açı derece döndürdüğümüz zamanki formülümüz bu. X çarpı kosinüs alfa eksi y çarpı sinüs alfa Eş, e, virgül y, x çarpı sinüs alfa y artı y çarpı kosinüs alfa şeklinde oluyor. O yüzden c s, s c. ilki eksili olacak. Bak dikkat et ikincisi de artılı olacak. Şuraya da virgül koyuyorsunuz. Bunun formülü çıkar mı? Çıkacağını çok zannetmiyorum ama yani analitik düzlem çizerek sonuca ulaşacağımızı da daha fazla düşünüyor gibiyim. Ki büyük ihtimalle öyle gelecek. E, zaten biraz sonra sorularda da bunu göreceksiniz. Yani analitik düzlemde böyle çizerek rahat bir şekilde yapabilirsiniz dostlar. Dönme dönüşümü genelde orijin etrafında oluyor. O yüzden orijin etrafında dönme dönüşümü ben sana bir de burada göstereyim. Şimdi A virgül B'yi biz 90 derece döndürdüğümüz zaman sağa ya da sola neresi olduğu fark etmez. Noktaları yer değiştireceksiniz. Hangi bölgeye düşüyorsa onun işaretini koyacaksınız. Bu da önemli bilgi. A virgül B 90 derece işte pozitif yönde dönerse o zaman şu mantığı düşüneceksin. Hocam Mesela A virgül B buradaysa pozitif yönde dönerse hocam buraya gelir. İkinci bölgeye de gelir. İkinci bölgenin işaretini alır. İkinci bölgenin işareti nedir? Eksiye artı dersin mesela. Hocam negatif yönde döndürmüş olsaydım buraya gelecekti. O zaman üç, dördüncü bölgede olacak. Dördüncü bölgenin işareti de artı ya eksi şeklinde yazacaksın. Yani ana mantık şu. A virgül B'yi 90 derece döndürdüğünde hop noktaları yer değiştir. Noktaları yer değiştirdikten sonra hangi bölgeye düşüyorsa onu da yorumla yapacaksın o bölgenin işaretini koyacaksın. Çünkü verilen nokta birinci bölgede olmak zorunda değil. Belki üçüncü bölgedeki bir nokta. Pozitif yönde döndür dendiği zaman bak dördüncü bölgeye düşüyor. Dördüncü bölgenin işaretlerini yazacaksın. Tamam ee, Bunu da unutma. Ee, peki hocam A virgül B'yi biz 180 derece döndürmek döndürmeleri istenilirse iki tane 90 derece mantığından yapabilirsin. Ya da 180 derece döndürmek demek bak bir noktayı hop 90 döndürsen buraya bir daha 90 döndürsen buraya orijine göre yansıması oluyor. Yani A virgül B'yi 180 derece döndürdüğün zaman eksi A virgül eksi B oluyor. Orjine göre yansıması olduğu için e, arkadaşlar haberiniz olsun. Peki geldik şuraya. Yansıma dönüş mü? Noktanın noktaya göre simetriğinde herhangi bir şekilde formül uygulama ne yapacaksın? Hocam noktanın noktaya işte buradan buraya bak. Buradan buraya ne kadar artmışsa apsis burada ya da o kadar artar. Ordinat dayı ne kadar artmışsa ya da azalmışsa o kadar artar ya da azalır diyeceğiz. Ya da Hocam şu nokta belli. Bu nokta isteniliyor bizden. E buraya da x virgül y dersin. Toplamlarının yarısı b noktası dersin. Ona göre işlemini de yapabilirsin. Orta nokta koordinatından da sonuca ulaşabilirsin. Tamam. Evet noktanın eksenlere göre simetriye. x 1 virgül y 1'in x eksenine göre simetriğinde y'si işaret değişir. y eksenine göre simetriğinde x'i işaret değişir. Ters mantık. Bak. bunun x eksenine göre simetriğinde y'si işaret değiştirdi. Y eksenine göre simetriğinde x'i işaret değiştirdi. Orijine göre simetriğinde her ikisi de işaret değiştirdi. Y eşittir x'e göre simetriğinde noktaları yer değiştiriyorsunuz. Y eşittir x'e göre simetriğinde noktaları önce yer değiştiriyorsunuz. Sonra işaretini değiştiriyorsunuz. Ondan sonra x eşittir a'ya göre simetriğinde bak bunun iki katından x'ini çıkartıyorsunuz. Y'e aynı kalıyor. Y b'ye göre simetriğinde de bunun iki katından y'sini çıkartıyorsunuz. X'e aynı kalıyor diyeceğiz. Ha bunları böyle eksenler üzerinde de gösterebilirsiniz ama Şunları en azından şunlar bilinmeli arkadaşlar. Bu da böyle kendiniz şeklinde çizerek de yapabilirsiniz ama bilmenizde fayda var. Çünkü doğrunun eksenlere göre simetriye ya da özel doğrulara göre simetriye sorulduğunda bu bilgiler bizim için önemli bir yere sahip oluyor arkadaşım. Peki noktanın doğruya göre simetriyi dediğinde ne yapacağız? Sadece ve sadece şekil çizeceğiz. Başka bir şey yok. Şekli çizip şekli yorumlayacaksın. Bak bir noktanın bir doğruya göre simetriye dendiğinde bu noktayı koyacaksın. Bu doğruyu yapacaksın. Simetriğini aldığında A üstü noktası isteniyor bizden. A üstü noktasını nasıl bulursun? Şekli yorumlamayla bulursun. E hocam iki doğru dik kesiyor ya. M1'i bulursun. Buradan M2'yi bulursun. Eğim belli nokta belli doğru denklemini yazarsın. Sonra doğru denklemini yazdıktan sonra iki doğru dik kesim noktasından burayı bulursun. Sonra noktanın noktaya göre simetriğinden burayı bulursun. Ya da buraya x virgül y noktası dersin. Her ikisini de aynı cinsen yazarsın. Ya y'yi yalnız bırakırsın ya x'i yalnız bırakırsın. Mesela xli yazdım burayı. Ondan sonra burada eğim belli ya. Hocam y'ler farkı böyle x'ler farkı eğime eşit dersin. Buradaki nokta çıkar. Ya yani eğim belli değil aslında. Şuradaki doğrunun eğimi belli olduğundan burası belli olacak. Sonra eğimi de e, eğimi de kullanarak bu noktayı bulursun. Sonra noktanın noktaya göre simetriden burayı da bulabilirsin. Tabi bu soru aynı zamanda şey sorusu gibi. Bu noktanın bu doğruya en yakın nokta neresidir gibi şeklinde sorulduğunda tabi o zaman sadece sadece şurayı bulmak gerekir. E, noktanın doğruya göre ee, yarısı diyebiliriz oradaki bir noktanın bir doğruya en kısa uzaklığı da. Evet doğru. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşım. Doğrunun noktaya göre yansıması da çok kolay. İlk önce ben şekil üzerinde gösteriyorum. Ee, arkadaşlar biz şunu yapacağız. İki farklı tekniğimiz var. Ee, i̇ki farklı tekniği de ben soru üzerinde göstereceğim. Merak etmeyin. Ama ilk önce bir doğru varsa elimizde. Bak bu doğru varsa elimizde. Bizden bu doğrunun denklemi isteniyorsa yapacağımız hamle belli. E bu doğru belliyse bu doğrunun bu noktaya göre simetriği bu. Bunlar paralel olmak zorunda. E bunun eğimi eğim 1 eğim ise bunun da eğimi m eğim 2 ise m2 belli mi belli. m1 ile m2 birbirine eşit oldular. Şimdi ben bir doğru denklemini istiyorsam kendime iki soru soracağım. Bir eğim iki nokta. Eğim buldum nokta bulmam lazım. Nokta bulurken de şunu yapacağım. Arkadaş ben bu doğrunun denklemini biliyorsam şuradan bir rastgele bir nokta aldığımda ben buradaki noktayı bulabilirim. Atıyorum sıfıra bilmem ne gibi bir nokta x yerine 0 yazarsın y'si çıkar ya da y yerine 0 yazarsın ya da x yerine 1 yazarsın ya da x yerine 1 değil de y yerine 2 yazarsın mesela şuradaki rastgele bir noktayı bulursun tamam buradaki rastgele bir noktayı bulduktan sonra bu noktanın buna göre simetriği burada olmak zorunda değil mi evet yani burada şöyle bir şey diyelim şurada seçsem bile o noktayı hocam rastgele bir nokta seçtin şimdi bu orta nokta ya bunlar birbirine eşit hop bu noktanın bu noktaya göre simetri işte tam olarak burada olmak zorunda çünkü niye kelebek benzerliği şunlar paralel ya kelebek benzerliği çıktı Ke kelebekten dolayı. Bunlar da birbirine eşit olduğundan dolayı e bunlar da eşit olacak. E burada da noktanın noktaya yersimetrindan bu noktayı bulursun. Sonra eğim belli, nokta belli, doğru denklemini yazar mısın? Yazarsın. Evet. Bu şekilde. Ya da ne yaparsın? Onu da ben sana şeyi göstereceğim. E şimdi bu doğru denklemi belliyse bu doğru denklemi de belli dersin. Yani işte ax artı c bu da belli olur. Hatta nokta belli ise c'si de belli olur. Sonra bu da böyle ne kadar artıyorsa azalıyorsa o da o kadar artar azalır. Ama onu soru tekniği üzerinde görmek daha mantıklı olacaktır. Soru tekniğini de göstereceğim sana. Tamam. Mı? Şimdi doğrunun eksenlere göre yansıması. Ya biz e, x eksenine göre yansımasında ne diyorduk? Y'si işaret değiştiriyordu. Bak y'si işaret değiştirecek. Y'sinin işaret. ax. A, -X, A -Y, yani y yerine ne yazacaksın? X y yazacaksın. O zaman ax eksi b'yi artı c oldu. Şimdi bu doğrunun. Bak şimdi bu doğru. Ya yani burada ne yazdık? Eksi y yazdık değil x eksenini x eksenine in, göre simetriğinde y'si işaret değiştiriyordu. Şunun yerine onu yazdık. Dur bir dakika. Şöyle şunun bir kopyalayayım. Şuraya ne yazdığımızı da göstereyim. Bunun yerine eksi y yazdık sadece. Peki şöyle bir şey diyelim. Neredesin? Şuradasın. Ee, hatta burada hepsini ben şöyle şuraya koyayım da. İşim kolay olsun burada size anlatırken. Çünkü ona göre işlem yapacağız. Bu doğrular bize lazım olacak. Arkadaş bak şimdi. Noktadaki simetriyi ya da özel doğrulardaki simetriyi biliyorsan burada da sıkıntı yaşamayacaksın. Niye? Şimdi y eksene göre simetriğinde ne oluyordu? X'i işaretliyordu. Değiştiriyordu. X yerine eksi x alacaksın. Eksi a artı b y. Bak görüyor musun? Bitti. Orjine göre simetriğinde her ikisi e işaret değiştiriyordu. Yani, x yerine eksi x y yerine eksi y alacaksın. Bitti. Eksi a eksi eksi b y. Yani x'in ve y'nin katsayıları işaret değiştiriyor değil. Yani onu yanlış anlama. Ee, burada bu x eksenine göre simetriğinde y'si işaret değiştirecek. Y eksenine de göre simetriğinde x işareti değişecek. X e yerine eksi x e yazacaksın. Orijine göre her ikisi de işaret değiştirecek. Yani kas göre yaparsan yanlış algılarsın ve sorularda yanlış yaparsın. Ee, y eşittir x'e göre simetriğinde ne oluyordu? Noktalar yer değiştiriyordu. Ha burada hocam kas mı yer değiştirecek? Hayır noktalar. X yerine y, y ye yerine x e yazacaksın. Yani a'ya artı bx oluyor. Bak ay artı bx. Burada y ya burada da ne olacak noktalar hem yer değiştirecek hem de işaret değişecek. Yani x yerine eksi y, ye, y ye yerine eksi x yazacaksın. Yani eksi a eksi b x şeklinde oldu. E, ee, aynı kalıyor. E, ee, hocam x eşitleri göre, d'ye göre simetriğinde bak bunun ilk katından neyi çıkartacağız? x'i çıkartacağız. Evet. Yani x yerine 2d eksi x yazacaksınız kardeşim. Kas sayı değil bak. x'e işaret yapıyorsunuz. 2d eksi x gördün mü? Bu şekilde. E hocam bunun dikkatinden de y'sini çıkartıyorduk. Yani buraya da 2y eksi ne yazıyorsunuz? Y 2y eksi 2y eksi y şeklinde yazıyorsunuz. Olay bitiyor. Bu şekilde çıkıyor dostlar. Tamam. Doğrunun da eksenler ve özel doğrulara göre yansıması da bu şekilde. Geldik bir sonraki duruma. Paralel doğruların yansıması. Arkadaş şu doğruyla şu doğru birbirine paralelse bunu buna yansıttığım zaman bunu buna yansıttığın zaman C'lere bakacaksın. Hocam C'lerdeki şey yani buradaki C2 şu ikisinin toplamının yarısı da diyebilirsin. Ya da buradan buraya ne kadar artmış ne kadar azalmışsa sabit sayı C. E, buradan belli olur C1 mesela artı 5 iken artı 9 oldu hocam. Artı 9 oldu hocam. A hocam buraya 4 artmış dersin. Buradan da buraya o zaman 4 arttıracaksın. 9'dan 4 arttırdığın zaman burası da ne olacak? 13 olacak diyeceksin artı 13. Aynı şeyi azalış içinde söyleyebilirsin. Ya da Artış azalışa göre diyeceksin. Ya da şunlar belliyse zaten hocam direkt bu orta nokta koordinatı C'ler farkının C'ler toplamının yarısı olacak dersin. C1 artı c C1 artı C3 bölü 2 dersin. Ha bunu yapabilmen için ne olması lazım? AX artı BY AX artı BY AX artı BY X ve Y katsayılarının her denklemde de birbirine eşit olması lazım değilse bile kendimizin yapması lazım. Tamam. Sonraki duruma gelelim. Kesen doğruların yansıması. Aslında doğruların birbirine göre yansıması müfredatta yok ama kesen doğruların birbirine göre yansıması derken şöyle yaparsın. İki doğru kestiği zaman hocam kesim noktasından buradaki nokta belli dersin. Sonra şuradan D1 doğrusu üzerinden rastgele bir nokta seçersin. Bu noktanın bu doğruya göre yansıması hop şurada olacak dersin. Sonra iki nokta belli. İki noktası belli ise hocam iki noktası belli doğrunun denkleminde yazmayı biliyorum dersin yorumlarsın çıkacağını zannetmiyorum. Sadece kısa bir şekilde bunu da sana bu şekilde göstermek istedim. Ee, ne olur ne olmaz. Çünkü buradan bunlar birbirine eşit olacak ya. Bunlar birbirine eşit olacak. Oradan dolayı bu noktanın bu doğruya göre simetriği burası olacak. Ama burada iki tane denklem karşımıza çıkacak. Bir de ona dikkat et. Ya yani bu noktanın bir de bu doğruya göre yansıması da olabilir. Ona göre. Yani şuna göre yaptık ama ee, başka buradaki noktanın yok doğru. Doğrunun doğru göre bir tane doğru yapacak ya. Doğru doğru. Sen neredeki noktayı alır? Buradaki noktayı da alsan buna göre simetriği bu doğru üstünde bir nokta yapacak. Herhangi bir sıkıntı var mı? Yok. Evet gençler olay bu. Olay bu kadar basit. Şimdi hallettik bir şeyi. Evet bir 15 dakikada falan hallettik bütün özetimizi ve bütün her şeyden bahsettik. O zaman sıra sorularda. Hadi bakalım soru çözümlerine başlayalım. Analitik düzlemde A3 2 e noktası en birim sola. Sağa sola gitmelerde apsise ekleme ya da çıkarma yapıyorduk. O zaman en birim sola diyorsa apsinden M çıkartacağım. En birimde yukarı. Yukarı aşağıda ordinat. Yani N'e böyle ordinatına N e ekleyeceğim. Yani noktamız ne yaptı? 3 eksi M e 2 artı N yaptı. İşte bu nokta neymiş? 0'a 6 noktasıymış. Bunlar birbirine eşit. Ay o zaman bunlar apsisler birbirine eşit. Yani 3 eksi M eşit 0'dan M'i buradan 3 buluruz. M3. Sonra ordinatlar da birbirine eşit. 2 artı yani eşittir 6 ise yine de buradan 4 buluruz. E toplamları isteniyor. Topladığı zaman da 7 yapıyor. Cevap 7 yaptı örnek 1'de. Örnek 2'ye geldik. 3'e 1 noktası 2 birim sağ. Hemen 2 ekliyorsun. Hocam 5 yaptı o zaman burası. 5'e apsi 5. 3 5 birim de yukarı. Hocam 5 birim beklersen buraya buradaki nokta 6 yaptı. Elde edilen nokta orijin etrafında pozitif yönde 90 derece döndürülüyor. Arkadaş ben bunu 90 derece döndürürsem pozitif yönde. E ne olacak? Noktaları yer değiştir demiştik. Hangi bölgeye düşüyorsa onun işaretini koy demiştik. Hocam 5 6 normalde burada. O pozitif yönde 90 derece döndürürsem bu bölgeye düşüyor. Bu bölgede de işaretimiz eksi artı değil midir? Evet eksi artıdır. Eksi 6'ya artı 5 şeklinde buluruz. Elde edilen nokta isteniliyor benden. Cevap böylelikle balık kesir çıkar. Geldik 3'e. Dik koordinat düzleminde verilen P'ye A virgül B noktası saat yönünün tersinde yani pozitif yönde 90 derece döndürdükten sonra arkadaş A virgül B'yi ben 90 derece döndürsem saat yönünün tersinde. Hocam ne yapacak noktamız? B virgül A yapacak ama düşünsene şöyle birinci bölgede gibi düşün. Hop buraya mı gelecek? Evet. İşareti ne olacak o zaman? Eksiye artı olacak. Eksiye artı olacak. Eksi B virgül A. Ya hocam 3. bölgede olsaydı olacaktı? Sonuçta fark etmiyor. Sıkıntı değil. Birinci bölge demiş gibi düşün. İşareti B, B, eksili olsaydı zaten eksile çarpmış artı olacaktı. Artıya dönüşecekti. O yüzden sıkıntı yok tamam mı? Sonra ben bunu böyle döndürdükten sonra 3 birim sağa absine 3 ekleyeceğim. 1 bir birim yukarı ordinatına da 1 ekleyeceğim. Yani noktamız ne yaptı o zaman? 3 eksi B eksi B artı 3'e A artı 1 mi yaptı? Evet. Yine ne elde ediyormuşum ben? A virgül B noktasını elde ediyormuşum. Yani hocam burada bunlar birbirine eşit o zaman. Yani eksi B artı 3 eşittir A ise buradan A artı B'yi kaç bulduk? 3 bulduk. Ya da şunlar birbirine eşit olacak. Hocam A artı 1 eşittir B ise e tamam. Burada B yerine A artı 1 yazayım o zaman. 2 bilim 2 denklem yapacağız. Evet şurada 2 bilim 2 denklem. Yok etme metodu yapmama gerek yok. Hocam B yerine A artı 1 yazarsam 2a artı 1 eşittir 3 ise 2a eşittir 2'den a'yı buradan 1 buluruz. A yerine 1 yazdığımızda b'de kaç çıkıyor o zaman? 2 çıkıyor. A çarpı b isteniyor benden. Hocam 1 çarpı 2'den cevap böylelikle 2 mi çıkıyor? Evet 2 çıkıyor. Cevap böylelikle alçay oldu örnek 3'te. Geldik örnek 4'e. Analitik düzlemde grafiği verilen ABC üçgensel bölgesi B köşesi etrafında bu sefer B köşesi etrafında ne yapıyoruz? 90 derece döndürülüp y eksenine göre simetriye alınacak. Bak 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 dikkat. Şimdi burası kaç birim? Hocam burası 3 birim. Sonra şurası 3 birim. Hocam burası da 3 birim. Eyvallah. B köşesi etrafında ben bunu ne yapacağım? İlk önce 90 derece döndüreceğim. Nerede? Saatin dönme yönünde. He, saatin dönme yönü. Saatin dönme yönü bu yönlü. Arkadaş döndürelim bunu. Döndürelim. Hocam bu böyle. B noktası etrafında dönecek. 3 birim ya. Hop bu buraya gelecek. 3 birim. Aha böyle oldu. Burası 3 birim olacak. E sonra senin dik üçgenin şöyle şöyle değil mi? Evet. Aynı şekilde dik üçgenini çiz kardeşim. Senin buradaki bak. Şu şöyle geliyor ya. Ondan sonra dik böyle 90 derece. Buradan da dik 90 derece aşağı doğru ineceksin. Dik 90 derece aşağı doğru indin. E şu uzunluğunda kaç birim olduğunu biliyorsun. Hocam 3 ile 7 arası 4 birim burası zaten. E burası 4 birimse sen de buradan 4 birim ineceksin. Bak şurası 2 birim bir daha 2 birim daha aşağı ineceksin. Sonra... Hop şöyle. Döndürülmüş hali. Bu mu yaptı? Aynen öyle. Ve bu bir 3 4 5 üçgeniydi. Bu da aynı şekilde 3 4 5 üçgeni. KLM üçgensel bölgesi elde ediliyor. Bak bunun da y eksenine göre yansımasını alacağım. Bunun da y eksenine göre yansımasını aldıktan sonra işlemimizi yapalım. Ya aslında arkadaşlar ağırlık merkezi isteniyor benden. Ya bu şekilde de yapılabilir de buna gerek var mı? Bu şekilde yapmaya gerek yok. Ama bu şekilde de yapabilirsin. Hani buna göre hadi burada şu noktanın noktayı noktanın böyle simetriğini al bakayım burada. Hocam noktanın simetriğini aldım burası. Sonra 3 birim daha gideceksin böyle buradan buraya 3 birim. Sonra aşağı gideceksin. Sonra şöyle bir şey yapacaksın. Aşağıda 4 birim gideceksin böyle. 3 4 5 üçgeninde de burada. Ağırlık merkezi aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Sonra ağırlık merkezini de bulacaksın. Ben bu şekilde şekli de yorumlatmış oldum sana. Ama burada bu çözümü izlediysen sıkıntı yok. Ee, başka türlü nasıl yapabiliriz? Arkadaşlar buradaki yaptığımız işlemlerin hepsini noktaya göre de yapabiliriz. Ama burada B noktası etrafında döndürdüğü ya B noktası etrafında döndürme yani e, soruda şey demiş olsaydı bu üçgen orijin etrafında döndür demiş olsaydı ABC noktalarını hepsini orijine göre döndürüp sonra Y'ye göre simetriğini alabilirdik. Ama burada B noktası etrafında döndür ilk etapta B noktası etrafında döndürdüğümüzde buradaki noktamız belli. 3'e 2 noktası hala. Hocam burası 3 birim ötesinde. Burası 6'ya 2 noktası yapar. Sonra burası da ne yapar? Hocam burası daha e, ee, hala apsis artı 6 olacak. Çünkü şurası 90 derece ya bunlar birbirine paralel. E, ee, ordinatta burası 2 birim 2 birim 2 birim aşağıda olacak o zaman. Eksi 2 noktasını yapıyor? Evet. Şimdi burada şu hamleyi yapabiliriz. Bunun y eksenine göre yansımasını alıp ağırlık merkezini bulmaktansa şöyle yapalım. Bunun direkt ağırlık merkezini bulalım. Ağırlık merkezi neydi? Apsislerin 3'e bölünmüş hali. Hocam burası 6 6 12 15 bölü 3 5'e yani 5'e Ordinatları toplamının 3'e bölünmüş hali. 2 bölü 3 mi yapıyor? Evet. 5'e 2 bölü 3 yapıyor. 5'e 2 bölü 3 yapıyor. Şu şekilde yazdık. Bak ordinatlar toplamının 3'e bölünmüş hali. Ben şimdi burada bu noktaların hepsinin y eksenine göre simetriyeni alıp burada bu noktaların da böyle ağırlık merkezini bulacağıma ilk önce burada ağırlık merkezini bulup bu üçgenin de şeyini aldığım zaman y eksenine göre simetriyeni aldığım zaman e ağırlık merkezinde de simetriğini almış olmuyor mu? Evet. Direkt ağırlık merkezinin simetriğini alacağım. Y'ye göre simetriğini alacağım. Y'ye göre simetriğinde de x'i işaret değiştirmiyor mu? Değiştiriyor. O zaman direkt bu ağırlık merkezi ne olacaktır? Eksi 5 bölü 2'ye pardon eksi 5'e kaç olacaktır? 2 bölü 3 şeklinde olacaktır. Çünkü y eksenine göre simetriğinde x'i işaret değiştiriyordu. O zaman cevabımız akçay oldu mu arkadaşlar? Oldu. Örnek 4 akçay çıktı. Geldik örnek 5'e. Evet eksi 1'e 2 noktasını y 6' 6'ya göre simetriğinde bunun ne oluyordu? Bak eksi 1'e 2 noktasının y eşittir şekli çizerek de yapabilirsiniz. Y 6 6'ya göre simetriğinde bunun dikkatinden 2'yi çıkartıyorsunuz. Yani hocam burası eksi 1 absimiz aynı oluyor. Bunun dikkatı 12'den neyi çıkartıyorum? 2'yi çıkartıyorum. Noktamız ne yaptı o zaman? Eksi 1'e 10 noktası yaptı. Başka bir şey yapacak mıyım? 6 birim sağa ötelersek sağa ötelersek 6 birim aksine 6 ekleyeceğim demek. O zaman bu da 5'e 10 noktası yapar. Cevap balık esir oldu. Örnek 5'te. 6'ya geldik. Dik koordinat sisteminde 5'e 3 noktasını yeğiştirir. X doğrusuna göre simetriği A üssü. O zaman A üssünü ben bulabilirim. A üssü ne olacak? 5'e 3 noktasını yeğiştirir. X'e göre simetriği noktalar yer değiştirecek. Yani 3'e 5 noktası yaptı. Sonra B noktasında X eksene göre simetriği B üssü. Hocam B üssü de belli. Şunun x'e göre simetriyi y'si işaret değiştirecekti. 1'e eksi 2 noktası yapar. Evet bu iki nokta arasındaki uzaklık isteniliyor bizler. X'ler farkı kare küçüğünde 3 eksi 1'in karesi artı y'ler farkı 5 eksi eksi 2'nin karesi. Yani 5 artı 2'nin karesi yaptı. Burası 2'nin karesi 4 artı 7'nin karesi 49. Topladığımız anda 53 yaptı. Kök içinde 53 yapar cevap. Örnek altı Cihan olur. Geldik örnek 7'ye. 5'e 2 noktasını y'iştir x'e göre simetriyi evet a noktası 5'e 2 diyor. Bunun neye göre y eşittir x'e göre simetriğini al. Noktalar yer değiştirecek. 2'ye 5 noktası. İşte bu nokta neymiş? B noktasıymış. Ardından B'nin de x eşittir 2'ye göre simetriğini alacağım. Bunun da x eşittir eksi 2'ye göre simetriği. Eksi 2'ye göre simetriğinde ne olacaktı? Bunun ilk katından absini çıkartıyordum. Bunun ilk katı kaç? Eksi 4. absini çıkartıyorum. Eksi 2. Virgül 5. Yani noktamız eksi 6'ya 5 noktası yapar. C noktası işaretleniyor. Bu C noktası oldu. C noktasının koordinatları toplamı isteniyor. Eksi 6'ya artı 5. Yani eksi 1 mi yapıyor cevap? Evet. Cevap eksi 1 oldu. Yani cevap C an oldu. Örnek 7'de. Geldi örnek 8'e. 1'e 3 noktasının bu noktaya göre simetriği. Bakın şu 1'e 3 noktasının buna göre simetriği bu. Şu şöyle olacak. Burada artış azalışa göre bakabiliyorduk. Ya da buraya x virgül y deyip orta nokta koordinatta şu ikisinin toplamının yarısı eksi 2'ye eşit işte olacak falan filan diye yapabiliyorduk. Ya da direktman hocam 1'den eksi 2'ye 3 azalmış. Bir daha 3 azalt. Eksi 2'den 3 azalt, azalttığın zaman eksi 5 yapar burası. Sonra 3'ten 5'e hocam 2 yükselmiş. Bir daha 2 yükselt. O zaman burası 7 olur. Şimdi bu noktada bu doğru üstündeymiş. O zaman denklemi sağlar. X yerine eksi 5, Y ye, yerine 7 yazalım. Eksi 10, eksi 21 artı K eşit 0 olacağından yerine yazdığımızda. Şurası eksi 31. K da buradan ne yapıyor o zaman? Artı 31 mi yapıyor? Eksi 31'i bir taraf atınca. Evet. Yani örnek 8 denizli oldu. Geldik örnek 9'a. Düzlemde hangi noktanın x eşittir 1 doğrusuna göre bu, bu x artı 1 demek x eşittir eksi 1 demek değil mi? x artı 1 eşit 0 doğrusuna göre yansımasının x eşittir 3 doğrusuna göre yansıması dönüşümü budur diye soruluyor. Bak. A virgül B noktasının ne yapacağım? Hocam x eşittir eksi 1'e göre yansıtacağım. Böyle bir nokta elde edeceğim. Sonra bunu da x eşittir 3'e göre yansıtacağım. 7'ye eksi 5'i elde edeceğim. İstersen burada bunu buna göre işlem yapabilirsin. Ya da ters mantıkla yapabilirsin. Hocam ben burada x eşittir 3'e göre yansıtıp bunu buldum ya. O zaman x eşittir 3'e göre. Bak şimdi. Hocam bir noktanın x eşittir 3'e göre yansıması bu ya. Sen bir daha x eşittir 3'e göre yansımasını alınca aynı noktayı bulmaz mısın? Evet. Tam tersinden geç. O zaman bu noktanın buna göre yansımasında geç. X eşittir 3'e göre yansıması. Bunun ilk katından X'i çıkartıyorduk değil mi? 6 eksi 7'den eksi 1 mi yapıyor burası? Eksi 1'e Y'si aynı kalacak. Eksi 5 yapacak. Peki şimdi burada X eşittir 1'e göre simetri buysa o zaman bunun da X eşittir eksi 1'e göre simetriğini alınca A virgül B noktasını elde eder miyim? Elde ederim. E ne olacaktı? Bunun iki katından yani eksi 2'den bunu çıkartacağım. Hocam eksi 2'den eksi 2 eksi eksi 1 Oza. Eksi 2. Eksi 1. Eksi Artı 1 mi yapıyor? Evet. Yani burası da eksi 1 mi yaptı? Aynen öyle. Yani buradaki nokta da eksi 1'e. Eksi 5 noktası mı yaptı? Yes. de aynı kalacak. Evet. Yani noktamız eksi 1'e. Eksi 5 noktası. Yapmış oldu. Örnek 9. Balıkesir. Oldu. Geldik örnek ona Analitik düzlemde. Bu noktanın bu nokta etrafında dönmesi. Hmm. Hmm. Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? İki tane seçeneğimiz var. Burada ben sana iki seçeneği de göstereceğim. Bak. 1. Analitik düzlem çizebilirsin. Analitik düzlem çizip yorumlayabilirsin. Analitik düzlem çizip yorumlayalım. Nasıl yorumlayacağım? A noktası. Eksi 1'e 3 noktası. Hocam eksi 1'e 3'ü gösteriyorum şöyle. Eksi 1'e 3 burası. Sonra P 2'ye 1 noktası etrafında. 2'ye 1 noktası da nerede? Bak şurada. 2'ye 1 noktası etrafında. P noktası 2'ye 1 noktası etrafında pozitif yönde 270 derece döndürmesi. Pozitif yönde 270 derece döndürmeyle negatif yönde 90 derece döndürme aynı şey değil midir? Evet. Şimdi ben bunu döndüreceğim bu nokta etrafta. Arkadaş bak şimdi bunu böyle döndürmek demek. Hop şöyle döndürmek demek değil midir? Tam buraya denk gelecek. Arada kaç kaç derece? 90 derece. Bak şimdi gelelim şuralara. Hocam burası 2'ye 1 ya. Şunlar da birbirine eşit ya. Hocam buradaki noktanın koordinatları isteniyor. Şöyle eksenlere dik çizeceğiz. Arkadaş şöyle geldik olursam Şuranın 2 birim olduğunu biliyorum. Şuranın 1 bir birim olduğunu biliyorum. 1 bir birim. Şöyle geldim ben de. Hocam burası 3 birim. Şurası toplamda 3 birim. 1 bir birimse burası 1 bir birim. Buraya 2 birim kaldı. Şurası da 1 bir birim diye mi? Evet. Bak dikkat et. 2 bir daha. Şurası kaç yaptı? 3 yaptı. Burası 3 yaptı. Aa hocam burada şu üçgenler benzer oldu. Hatta eş oldu. 90. Alfa beta'ya dal. Dal alfa beta'ya. Alfa beta beta 90. Alfa 90 derece ödündük ya. Burası da beta yaptı. Hocam burada beta'nın karşı 2 ise burada beta'nın karşısı 2 yapar. Alfa'nın karşısı burada e, 2 bir daha 3 ise burada da alfa'nın karşısı 3 birimdir. E o zaman ne olacak burada? Bak 3 birim yukarıda. Bu bir birimdi burası. Bir de şurası da 2 birim oldu. 2 2 4 mi yaptı? 4 birim sağda. 4'e kaç birim? 1 birim burada. 3 birim de burada. 4 birim yukarıda oldu. Noktamız ne yaptı o zaman? 4'e 4 noktası yaptı. İspat tekniğiyle yapabilirsiniz böyle. Ya da diğer türlü nasıl yapabilirsiniz? Şimdi ben bu nokta etrafında döndüreceğim. Arkadaş bir noktayı bak şu noktayı ikinci yoldan yapıyorum. İkinci yola dikkat et. Buna da dikkat. Bu da çok güzel bir yol. İkinci yolda da şimdi ben bu nokta etrafında döndüreceğim. Ben bu nokta etrafında döndürürken neye göre bir döndürme yapacağım? Ben neyin etrafında 90 derece dö döndürmeyi biliyorum? Bu arada ee, pozitif yönde 90 derece demek negatif yönde 90 derece demektir. Pardon pozitif yönde 270 derece demek negatif yönde 90 derece döndürmek demekti. Ee, bu noktayı ne yapacağım ne yapmam lazım hocam ben sıfıra sıfır yapmam lazım. A burada sıfır sıfır yaparsam o zaman ne yapıyorum aslında? Bu, çünkü ben orijin etrafında döndürmeyi biliyorum. O yüzden keşke burası sıfıra sıfır olsa dedik. Bunun sıfır sıfır olması için ne yaptım? Apsinden 2 çıkarttım. Ordinatından da 1 çıkarttım. Yani öteleme yaptım. O zaman aynı ötelemeyi burada da yapayım. Apsinden 2 çıkartayım. Noktamız ne olur o zaman? Noktamız şu olur. 3'e Ordinatından da 1 çıkarttığım zaman noktamız 2 yaptı. Yani sen eksi 3'e 2 noktasını ötele orijin etrafında. 90 derece ama negatif yönde 90 derece ötele. O zaman 2'ye 3 olacak noktalar yer değiştiriyordu. Ama dur bakalım noktamız neydi? Eksi 3'e 2 noktasıydı. Buydu. Sen bunun etrafında böyle döndürdün. Döndürdüğün zaman birinci bölgeye düştü. işaretler o zaman 2'ye 3 yaptı. Çok güzel. Cevap 2'ye 3 mü? Değil. İlk başta sen dönüşümü yapmıştın? Evet. E dönüşümü yaparken ne yapmıştın? Apsisinden 2 çıkartmıştın. Şimdi apsisine 2 ekle. Apsisine 2 ekle. Noktamız 4. Ordinatından da 1 çıkartmıştın. Geriye dönüş yapıyoruz. Şimdi ordinatına da 1 ekle. 4. İşte bu şekilde de bulabilirsin. İlk önce orijini ötele. Yani şu noktayı orijini ötele. Orijini ötelendiğinde o zaman noktayı orijine göre dönmesini hesapla. Sonra orijini ötelediğin noktalardaki ters işlemi bir daha ötele. 4'e 4 noktasında bul. Bak bu da kolay. Bu da mantıklı İstediğin yerden de yapabilirsin. Ama her iki tekniğinde bilmeni de isterim bu arada. Bu da güzel bir teknik aklında bulunsun tamam mı? ÖSYM e sorabilir bunu. Daha öncesinde sordu haberiniz olsun. Ee, biz orijin etrafında dönmeyi biliyoruz ama başka bir nokta etrafında dönmesi de bu şekilde oluyor. Bir sonraki soru. Dik koordinat düzleminde x 2 doğrusuyla bu doğrunun 9 birim sağa ötelenmesiyle oluşan doğru çiziliyor. Şimdi x 2 doğrusu şu değil mi? Evet. Bu doğruyu ben 9 birim sağa ötelediğimde ne oluyor? Hocam burası 2 iken burası 11 noktası yapıyor. Hop şu mu yapıyor? Evet. Yani x eşittir 11 doğrusu. Y eşittir 2 doğrusuyla bu y eşittir 2 doğrusu da şu değil mi? Ben, ben bunu 4 bir aşağı öteleyeceğim. 2 ise eksi 2 doğrusu mu oluyor? Evet bu doğruların oluşturduğu kapalı bölgeye alanı isteniliyor. Tamam arkadaş bunda ne var? Analitik düzlemi çizip yorumlayacağız işte. Bir x eşittir 2 doğrusu çiziyorum. x eşittir 2 doğrusu bu. 9 birim ötelenmesi bu. y eşittir 11. Sonra öbürü y eşittir 2 doğrusu. Bu bunun da 2 birim aşağısı 4 birim aşağısı pardon. 4 birim aşağısı da burası eksi 6 noktası yapıyor. 4 birim aşağısı diyor ya. 4 birim aşağısı tabi eksi 2 noktası yapıyor. Nereden çıktı eksi 6? Evet 4 birim aşağısı. E hocam o zaman buradaki kapalı bölgenin alanı isteniyor. Benden 9 birim zaten sağa ötelemiştim. Burası 9. 4 birim de zaten aşağı ötelemiştim. Burası da 4. Ya da noktalardan da belli. 4 kere 9 da kaç yapıyor o zaman? Burası 36 yapıyor. E, örnek 11 o zaman ne oldu? Edremit evet. oldu. Geldik örnek 12'ye. Bu doğrunun x ekseni boyunca pozitif yönde 2 birim. Hmm. Sağ 2 birim demek ne demekti? Hocam apside 2 bekleyeceğiz. Hayır. X yerine x eksi 2 yazacağız. Yani noktada ters mantık yapıyorduk değil mi? Y ekseni boyunca da negatif yönde 1 bir birim. Ya hocam apsiden bir ordinatından birim çıkartacağız. Hayır. Negatif yönde de 1 bir birim demek ters mantığı y'sine 1 ekleyeceğiz anlamına geliyor. Yani y yerine y artı 1 yazacağız kardeşim. O zaman ee, ne oluyor denklemimiz? Hocam 3x eksi 6 eksi 2 ile burayı çarpıyorum. Eksi 2 y eksi 2 artı 9 eşit 0 yaptı. 3x eksi 2 eksi 8 artı 9 artı 1 yaptı eşit 0 yaptı. E, elde edilen doğrunun eksenleri kestiği noktaların koordinatları toplamı nedir? Eksenleri kestiği noktalar isteniyor. Arkadaş x yerine 0 yazarsam buradan eksi 2 y artı 1 eşit 0 olduğundan dolayı y'sini de buluruz. 1 bölü 2 buluruz. Y yerine 0 yazarsam eğer Y yerine 0 yazdığımızda 3x artı 1 eşit 0 olduğundan dolayı x de buradan eksi 1 bölü 3 mü gelir? Evet. Şimdi benden bu x'in toplamı isteniyor. Eksi 1 bölü 3 artı 1 bölü 2 isteniyor. 2 ile genişlettim 3 ile genişlettim. 2 eksi 2 artı 3 bölü 6 yapıyor. O zaman cevap da 1 bölü 6 mı yapar? Evet. Yani cevap 1 bölü 6 yaptı. Aslında burası 0'a 1 bölü 2 noktası. Burası da eksi 1 bölü 3'e 0 noktası. Koordinatları toplam isteniyor ya. İşte 0 artı 1 bölü 2 artı eksi 1 bölü 3 artı 0. Sıfırları böyle kafadan yapmış oldum sadece burada gösterirken de. Koordinatlar toplama 1 bölü 6 oldu. Örnek 12. Böylelikle Akçay ve evet sözümüzde durduk. İlk 4 sayfayı bitirdik mi? Bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki ders yani 19. gün. Vay be. Sonra geldik. Sonlara geldik. 19. gün. ikinci dersimizde. Görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.